Kardeşim seçime doğru devam ediyor. İyi Parti Adıyaman Belediye Başkanı Abdülkadir Kırmızı bizlerle birlikte yoğun sorularınız var. Ben bu bölümde sorularınızı birebir Sayın Kırmızı'ya soracağım. Efendim şimdi bir soru gelmiş ve Adıyaman Belediyesi'nin otobüslerin birçoğunun şahıs plakalı olduğu söyleniyor ve yani resmi plaka değil yani siyah renkte değil diye soru gelmiş efendim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani benim tahminim bir kısmı belediyenindir. Resmi plaka takmıştır. Diğerleri de büyük oranda yörem şirketinindir. Onlar da sivil plaka takmışlardır. Bu çok yani kayda değer bir olay değil. Bence normal bir şeydir. Peki bir de şöyle bir soru gelmiş. Yörem şirketinin yönetim kurulundaki bulunan kişilerinin çok yüksek meblağda maaş aldığı söylenmiş. Göreve geldiğinizde yörem şirketi konusunda bir incelememiz olacak mı diye sormuşlar efendim. Şimdi ben onların ne kadar maaş aldıklarını bilmiyorum doğrusu. Ama ben dürüst çalışan belediye görevlilerinin maaşlarının ne kadar yüksek olursa olsun normal olduğunu düşünüyorum. Hem belediye başkanının maaşını hem de yörem şirketini yönetenlerin maaşının yüksek olmasını yadırgamam. Çünkü gerçekten riskli işler yapıyorlar. Dürüst çalışsınlar. Yüksek maaş çok da kayda değer bir şey değil. Çünkü çok ciddi projelere imza atmalar gerekiyor. Bu konuda da dürüstlüğün vazgeçilmez bir unsur olduğu düşünülürse maaşları konuşmanın bence çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Havşehri'nin üzerinde bir elektrik santrali varmış. Bu elektrik santralinin üzerinde tabii bir gelir elde ediyor. Bu konuda şöyle söylemişler. Yani acaba bu elektrik santrali belediyenin mi yoksa şahsın mı? Şimdi bizim projelendirmemiz aşamasında orası belediye ait olacaktı. Ve belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayacaktı. Ama daha sonra bu özel şirkete devredilmiş diye duydum. Ama doğru mu yanlış mı şu an onu resmen bilmiyorum. Şu an faal mı değil mi onu da resmen bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu. Biz Havşehri suyunu projelendirirken hidroelektrik santrali yani HES olarak düşündük ve belediyeye ait olması doğrultusunda proje hazırladık. Bizden sonra ne oldu bunu gerçekten bilmiyorum. Şimdi OSB'den sorular gelmiş. OSB'nin durumun iyi olmadığı söylenmiş. Birçok firmanın kapatıldığı iddia edilmiş ve OSB'nin bir arıtmasının olmadığı söyleniliyor. Bu konuda bir düşünceniz var mı? O arıtmanın olması şart. Organize arıtmasız olmaz. Hatta Gülbeyaz konutlarına da buradan seslenmek istiyorum. Gülbeyaz konutlarında oturan muhterem kardeşlerim, hemşehrilerim. Size yapılan zulüm. Tek kelimeyle size yapılan zulüm. O kokuya tahammül edilmez. Ve organize sanayi bölgesi veya belediye veya valilik o sorunu mutlaka çözmeli. Biz gelirsek size söz veriyorum en kısa zamanda biz çözeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. O koku tahammül edilmez. O manzara nahoş bir manzara. Hiç müşteri olun. Burada 2-3 gün kaldı. Gelir gelmez. Bakın diyorum gelir gelmez. Sizin inşallah o sorunuzu, koku sorunuzu çözeceğiz. Sayın Kırmızı, şimdi besicilerden de bayağı bir soru var ve şunu söylüyorlar. Birçok illerde besicilerin hayvanlarına otlatması için geniş mekanlar varmış. Meralar ha. Yani bu konuda bir proje Adıyaman'da hayata geçmez mi diye sormuşlar. Şimdi Adıyaman'ın merası yok. Sıkıntı. Daha ziyade köylerin merası var. Şehirde hayvancılık düşünülmediği için, planlanmadığı için şehire mera yok. Hatta ben Karadağ'dan bilirim. Karadağ'ın altındaki yol zeyin sınırıdır. Yani Çamlıca öğrenci yurdu var ya. Narlıkuyu'nun üstündeki yol, hemen bitişindeki yol. Dağın dibinde veya geçiyor. O ne bir okul var orada. O ormanda bir tesis var ya, o bile zeyin mıntıkasındadır. Şehirde Adıyaman'a ait bir mera yok. Sıkıntı bu. Onun için bu konuda yapacağımız bir şey yok. Ama hayvan pazarı ayrı bir iş, mera ayrı bir iş. Zeyn merası var. Mesela belki köylerin, Çemberli Taş'ın merası vardır ama Adıyaman'ın merası yok. Şimdi Necip Büyükaslan döneminde otogar şehrin doğusuna yapıldı. Şimdi bakıldığı zaman dünyanın her yerinde, Türkiye'de otogarlar her zaman şehrin batısına yapılır. Bir izleyicimiz de şunu sormuş.
mevcut otogarın yerini değiştirmek ister misiniz? Önce şunu ifade edeyim. Otogarın yerini bırakın, mevcut binası çok ilkel, çok mantıksız bir bina. Ben gittim. Adıyaman otobüs firmalarının tümüyle de görüştüm. Hiçbiri memnun değil. Bir kere yapısından memnun değil. Kışın ısıtamıyoruz diyorlar. Yazın serinletemiyoruz. Ve büyük enerji masrafı çıkıyor. Yazık, günah. Hatta öyle rakamlar söylediler, korkunç. Yani insan duyunca hakikaten böyle bir rakam çıkar mı diye de merak düşünüyorsun. Ben şehrin doğusu düşünülüyorsa, doğuya üniversitenin verilmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben geçen gittim o mahallede, bunu Siteler Mahallesi'nde bunu konuştuk. Ben de garajın batıdan tarafa yapılmasını önemsiyorum. Oraya bir masraf olmuş. Kamu oraya bir harcama yapmış. Kamu adına harcama yapanlar oraya bir yatırım yapmış. Sürdürülebilir mi bilmiyorum. Yani garaj devam ettirilebilir mi? Bunu otobüs firmalarından iyi istişare etmek lazım. Bir otobüs bir saat şehre giriyor, bir saat çıkıyor. Günah, yazık. Zaman kaybı. Biz akaryakıt ithal eden bir toplumuz, bir devletiz, bir ülkeyiz. Yani yabancıdan aldığım, parayla aldığımız şeyi kendi hevesimize yakmamız yanlış. Planlamamızı iyi yapmamız lazım. Onun için de şu an garajı kaldırırım yerinden diyemiyorum. Yeri isabetsiz, binası da yapılış tarzı, mimari olarak da yanlış bir mimari diyorum. Çünkü hep cam, yazın güneş vuruyor, kışın soğuk. Yani kısaca mimarisini de ben akılcı bir mimari bulmuyorum. Belediye işçilerinden de yoğun sorular var. Sayın Kırmızı seçildiği takdirde bizlere yönelik bir müjdesi var mı diye sormuşlar. Şimdi belediyenin iki türlü işçileri var. Biri belediyenin işçileri, kadrolu. Bir de yörem şirketinin işçileri. Yörem şirketinin işçisi olan kardeşlerimize buradan iki kelime özel söz söylemek istiyorum. Bir, arkadaşlar size verilen 500 lira TL'yi zaten bu kardeşinizin sayesinde kazandığınızı biliyorsunuz. Biz onu vaat etmeseydik bunlar vermezlerdi. Onlar bizim seçimi kazanmamız korkusundan size verdiler. Helal hoş olsun. Ama sakın ha, Kadir Kırmızı bundan razı mı? Hayır, 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 hayır. Asla. Çok sevindim, mutlu oldum. Ama promosyonunuzu da vermeler lazım, söylüyorum. Ama tabii zaman geçti. İnşallah onu vermek de bize nasip olur. Hiç merak etmeyin. Ve belediye işçilerimize, ben sendikalarıyla konuştum zaten. Enflasyon farkını ödeyeceğiz. Bundan şüpheniz olmadı. Zaten sözleşmelerimizde aşağı yukarı sendikanızla anlaştık, bir sorun olmaz. Ha, size bir de borcumuz var. O hani Yüksek AGM felaketinden sonra oluşan bir borç. İnşallah onu da size veririz. Memurlarımızın da sosyal denge sözleşmesini bakanlığın belirlediği limitlerin üst limitten vereceğiz zaten. Bunu da arkadaşlarımız biliyor. Bir de bu şirket işçilerinden bahis olmuşken, şirket işçisi kardeşlerim, bakın, her insan kendine yakışan hareketi yaparlar der ya. Sizi başkan toplamış. Ben biraz önceki konuşmamda da dedim. Bak dedim, Mustafa Başkan, sana yakışmaz. Sen yolcusun. Sen gidiyorsun. Aday etmemişler. Bu telaş ne? Bu yağcılık ne? Belediye şirketin işçilerini toplamışsın ve demişsin ki Kırmızı gelirse sizi işten çıkaracak. El insaf ve el vicdan. Bu yanlış bir şey. Şirket işçisi kardeşlerim, müsterih olun. İşini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz. Ha varsa bankamatik işçileri, onlara bir diyeceğim yok. Biz işini yapan, işin ehli insanlara saygı duyarız. Emeğe saygı duyarız, emekçiye saygı duyarız. Hele hele, hele hele belediye şirketi gibi bir yerde çoluk çocuğuna helal para kazanmak için çalışan, emek harcayan, ter döken kardeşlerimizi başımıza tac ederiz. Siz hiç müşteri olun. Kimsenin yalan yanlış sözlerine de inanmayın. Biz kardeş kardeş çalışacağız. Ve Adıyaman'ı ihya etmenin, Adıyaman'ı yaşanabilir bir kent yapmanın telaşına beraber düşeceğiz inşallah. Evet, o konuda da eğer
böyle size telkinler varsa bunlara da hiç inanmayın. Evet, Sayın Kırmızı Marangozlar sitesinden de bayağı bir soru var ve onlar mağdur olduklarını söylüyorlar. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Başkan olduğunuzda yani Marangozlar sitesine yönelik bir çalışmanız var mı? Marangozlar sitesine yönelik şu anda bir çalışmamız yok. Marangozlar sitesini gezdim ben, yolları, kaldırımları berbat, onları yenileriz. Altyapılarında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında zaten ben baktım hala bizim zamanımızda yapılan yollar, kaldırımlar. İnşallah onları marangoz kardeşlerim beraber bir planlarız ve orayı güzel bir kalemden çıkan bir projeyi uygularız. Asfaltınızı da kaldırımlarınızı da sıfırlarız. Ama başka bir düşünceniz varsa yeni, işler kırık zannediyorum öyle bir düşünce içinde şu an olamazsınız. İnşallah isterim ki ben daha büyük dükkanlara, daha büyük sitelere kavuşasınız. Eyvallah. Ama zannediyorum bu ekonomik kriz içerisinde öyle bir şey düşünemezsiniz. Ama düşündüğünüz zaman biz yine sonuna kadar arkanızdayız. Bir izleyicimiz de Gaziantep'inden örnek vermiş ve şunu söylemiş. Gaziantep'in birçok mahallesinde güzel parklar var. Adıyaman'da böyle bir çalışma yok. Sayın Kırmızı'nın mahallelere yönelik park çalışması olur mu? Yani geçmişte küçük küçük parklar yapmıştınız. Biz çocuklarımızı seviyoruz. Onların parklarda oynamasını istiyoruz. Bunun için bir güvenlik sorunu oluştu Adıyaman'da. Bilirler mahalleler. Bizim park alanı olarak yaptığımız yerlere başka mahallelerden yaramaz büyük çocuklar geldi ve onları rahatsız etti. Mahalle çocuklar. Şimdi müşteri olun hemşerim. Biz hepsine kamera koyacağız. Hem emniyetimiz hem biz Allah'ın izniyle takip edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin zerre-i miskal şüphesi olmasın. Hem polisimizin, ülkemizin teminatı polisimizin hem de belediye zabıtamızın gözü o kameralarda olacak. Ve çocuklarınız huzur içinde, mutluluk içinde o parklarda oturacak. Yani mahalle çocuk parklarını iptal edin gibi bir mantık asla doğru değil. Çocuğu parktan uzaklaştırmak, hayattan uzaklaştırmak kadar önemlidir. Öyle bir şey yapamayız. Biz faaliyete geçireceğiz ve tedbirini de alacağız müşteri olarak. Zaten şu günlerde de bekçiler mahallelerde geziyorlar. Bekçi ve kamera. Tabii ki bekçilerimiz de başımızın tacı. Onlar da bizim namus bekçimiz. Polisimiz de bizim namus bekçimiz. Onlar bizim güvenliğimizi temin eden değerli insanlar. Emniyet teşkilatımızı bu konuda topyekin kutluyorum. Ve bizim canımız, emniyetimiz, namusumuz, her şey onlara emanet. Onlara minnettar olduğumuzu, hatta bir şey daha diyeyim. Bu seçim sürecinde onlar da yoruldu bizimle beraber. Kendilerine buradan teşekkürlerimi, takdirlerimi ifade etmek isterim. Şimdi Sayın Kırmızı, bir izleyicimiz şunu merak ediyor. Diyor ki, acaba Atatürk Bulvarı üzerine bir tramvay gibi bir çalışma olamaz mı? Yani birçok ilde var. Hem trafiği rahatlatmak açısından, yani üniversitenin ilerisinden başlayacak, otokara kadar gidecek. Adıyaman henüz o aşamada olduğunu sanmıyorum. Hani ben şöyle bir şey, ben bir şey söylendiği zaman onun etüdünü, fizibilitesini, araştırmasını, ön incelemesini yapmadan hemen herhalde diyemem. Benim kanaatime göre, bu benim şahsi kanaatim, Adıyaman şehir içinde raylı sisteme ihtiyaç yoktur. Ben bunu şu an böyle düşünüyorum. Ha yoğunluk olursa ileriki yıllarda 15-20 yıl sonra ihtiyaç olabilir ama da Urfa'da yok. Yani bazı iller yapabilir ama benim kanaatim şu an ne olur? Biraz zamana ihtiyacımız var onun için. Biz bir alt geçit yapamıyoruz şimdi raylı sistemi. Şimdi ben birkaç defa Sayın Hüseyin Kutlu'ya sormuştuk biz. Adıyaman'da işte birkaç alt yapının özellikle yoğun olduğu, yani işte bulvarda bir batı çıktı olması gerektiğini söylemiştik. Kendisi şunu söylemişti, yani Adıyaman'da altyapı buna uygun değil demişti. Şimdi bakıyoruz ki anlatılan projeler demek ki olabiliyormuş Sayın Başkan. O konuda bak ben diyeyim, altyapı diye bir şey yok, altyapıyı yaparsın. Şimdi hükümet binasının önüne yapacağınız battı çıktılı köprülü kavşağın su akarını sen nereye vereceksin? Tabakhane Deresi'ne vereceksin, doğru mu? Ünal Petrol oraya yapacağın battı çıktılı köprülü kavşağın akıntısını da Çırçır Deresi'ne vereceksin. Bu kadar basit. Hastaneye geldiğini zaten orada dere var. Zaten üniversitenin önünde İrçay'ı biliyorsunuz kod çok farklı.
Yani hatta orada çok fark var, onu nasıl yumuşak şekilde indireceksin diye planlama yapman lazım. Bahçecik, Varlık, Musalla ve Ulu Cami'den bayağı bir yoğun sorun var ve şunlar söylüyorlar. Diyorlar ki işte mahallemizde pek iyi bir yatırım alamadık. Yani bu konuda Sayın Kırmızı'nın projeleri var mı? Şimdi biz şunu net söyleyeyim. Mahallelerin hepsi bizden sonra köy mahallesine dönüştü. Bakın, Çimen, Bahçecik, hani biz Hacı Ahmet'in düzü deriz ya, o bölge. Ne doğru düz bir planlama var, ne doğru düz bir yatırım var. Belediyenin orada neyi var? Bunların hepsinin planlanması lazım. Bakın, Bahçecik hala eski Bahçe, Varlık eski Varlık. Buralarda bu kentsel dönüşümün de mutlaka devreye sokulması lazım. Vatandaşın malının değerini bulması lazım. Şu an oralarda gerçekten sıkıntı var. Ya mesela koca TOKİ, bu Musalla Mahallesi'nde taziye evi yok. Biz Allah'ın izniyle TOKİ'de oturan kardeşlerimize de buradan ifade edeyim. TOKİ'li kardeşlerimize taziye evi yapacağız Allah'ın izniyle. Efendim, şimdi Tümrüz yolunda bir yol varmış. Kışın çamur, yarın böyle baktığı zaman toz içindeymiş. Şimdi vatandaş diyor ki bu yol bir türlü bitmedi. Sayın Kırmızı göreve geldiğinde Tümrüz yolunda bir çalışma yapacak mı? Tümrüz yolumuzun çalışması artık yani hani gına geldi diyorlar ya. Çok uzadı. Oysa bir yol yapılışı itibariyle de planlanır. Zamanlama açısından da planlanır. Yani bunların bu yol hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte bitecek, projesi niye devreye sokarken bütün bunların belirlenmesi lazım. Ben Türmüz'e özel, Türmüz benim köyüm. Yani bizde biliyorsunuz, bunu bütün Adıyaman da bilir, Türmüz, Kerkiş'in Zey. Bunun üçü birdir, hep de birbirimize akrabayız. Hem Kerkiş'ine özel bir bakış açısı yapacağız, hem Türmüz'e. Türmüz'ün yolunu yapmak şöyle dursun, Türmüz'ün başka sorunları da var. Onları da inşallah halledeceğiz. Üniversite öğrencilerinden de bayağı bir soru var ve üniversite öğrencileri acaba üniversiteyi kazandığımız dönemde burs gibi veya bir yardım, bir proje olur mu diye sormuşlar. Üniversiteyi kazanan her öğrencimize 1000 TL zaten bir kere herhalde Sayın Başkan verdi. Biz bu geleneği daha miktarını artırarak devam ettireceğiz. Bir de üniversite öğrencilerimize bu yıl için konuşmuştum, 30 TL. Önümüzdeki öğretim yılında da bu 50 TL olarak, yani 2019-20 yıl eğitim öğretim yılında 50 TL olarak arkadaşlar bir hesap yaptı. Şimdi biz 2019 eğitim öğretim yılında 30 TL demiştik. Önümüzdeki yılda inşallah 50 TL üniversite öğrencilerimize şey yapacağız. Ulaşım yardımı. Yani kartlarına 50, bu yıl 30, önümüzdeki yılda 50 TL kartlarına geçireceğiz. Yani yardım yapacağız. Vatandaş bir de şunu soruyor. Adıyaman'da toplu taşıma ücreti çok yüksek. Yani çevre illere göre mesafe çok uzun ama Adıyaman'da kısa, fiyatlar çok yüksek. Yani göreve geldiğinizde bir düşüş olamaz mı? Şimdi bunları tabii ayaküstü cevaplamak mümkün değil. Bir incelememiz lazım. Biz bunu ciddi manada inceleriz. Halkımız tabii ki korunacaktır. Belediye bu konularda denetimini yapar. Şoförler cemiyetiyle beraber yani bir sorun paydaşlarıyla çözülür. Yani diyelim bu ulaşımı yapan kimdir? Şoförler cemiyeti şeklinde ete kemiğe bürünmüşler bunlar. Yani bu minibüsçülük yapan arkadaşlarımızın da görüşünü alarak şoförler cemiyetimizin de, trafiğimizin de, belediyemizin de teknik ekipleri çalışır. Bu konuda hani ne şiş yansın ne kebap diye bir söz var ya, halkımızın da tabii ki ekonomik durumu göz önündedir. Ödeme zorluğu çekiyor. Minibüs esnafımızı da zarar ettirmemek esastır. Onlar da çoluk çocuğuna bir parça ekmek götürsün. Bu aradaki dengeyi buluruz. Tarafsız araştırmalar yaparak ortaya bir kararlılık koruruz inşallah. Kayalık ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de şunu soruyor.
mevcut belediye başkanı Hüseyin Kutlu pazarımızı kaldırdı. Biz mağdur olduk. Sayın Başkan, pazarımızı yeniden bize kazandırır mı? Şimdi orada benim fikrim şu, ben bir anket yaptıracağım. Hem pazarcı esnafımızın fikrini alacağım, hem oradaki esnafımızın fikrini alacağım. Benim konuştuğum kadarıyla, yani bu vatandaşların serzenişleri doğru. Ama mutlak doğruyu bulabilmek için de hem oradaki esnafla hem de pazarcı kardeşlerimizle görüşeceğiz. Onların görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz. Gerekiyorsa, ne gerekiyorsa onu yapacağız Türkçesi. Şimdi vatandaşlarımız da şunu çok merak ediyor. Şimdi Adıyaman'da bir oturakçı pazarı var. Eyvallah. Bir proje kapsamında bir yer yapıldı ama tam da böyle restore gibi değil. Yani şimdi üstü kapalı çarşı olacak diye düşünüldü. Vatandaş şunu istiyor. Yani Şanlıurfa'da olduğu gibi, birçok ilde olduğu gibi güzel bir kapalı çarşı projesi. Sayın Başkan, bu konuda bize öncü olur mu diye sormuşlar. Şimdi bu Tuzhane dediğimiz yerle etrafı bence restorasyon için şu an ihale edildi. İşe başlamış olmaları lazım. Başlamamışlarsa mevsimden dolayı belki baharı bekliyorlardır. Bir şey söyleyeyim. Tuzhane bizim zamanımızda kamulaştırıldı. Yani özel idare. Hatta görüşmelerini ben yaptım. O zaman belediyeye güven kalmamıştı Ömer Bey kardeşim. Yani bizden önce belediyeye güven kalmamıştı. Çünkü belediye memuru işçisi maaş alamıyordu. Esnaf, bakkallar borca eşya vermiyordu kendilerine. Ve belediyenin gerçekten toplumda güvenilirliği kaybolmuştu. Dediler ki valiliği olsun. Biz de o zaman dedik olsun. Yani kamuya mal olduktan sonra belediyesi, özel idaresi veya valiliği ne fark eder? Ve Tuzhan'ın o zaman yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla valiliğe şeyi yapıldı, tapusu yapıldı. O gün bugün ona da bir şey yapılamadı. Yani Adıyaman'ın öyle bir talihsiz durumu var ki. Bakın Tuzhan'ı kaç yıldır bir baksınlar ya. Lütfen şu yetkililer bir baksın bu Tuzhan'ı kaç yılında kamuya mal edilmiş. O zaman kimmiş idareciler ve bu sene bunca yıldır ne yapılmış? Yani yazık, sahipsiz memleket dediğimiz olay bu işte. Bu noktada Tuzhan'ını 15 yıldır oraya da hiçbir şey yapamadılar. Sayın Kıbrıs, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi sizden sonra 3 dönem vardı. İşte bir başkan 2 dönem, bir başkan 1 dönem. Eyvallah. Hizmet etti halka. Baktığınız zaman Adıyaman'a kazandırdığı devasal proje var mı? Devasal değil, mini proje yok. Yani biz yanılıyorsak söylesinler, son 5 yılda Adıyaman'a yapılmış bir proje var da bizim haberimiz yoksa lütfen hatırlatsınlar, görmüyorsak göstersinler. Değil mi? Bakın Tuzhan'ında olduğu gibi, Eğirçay'ında olduğu gibi. Bak 882. yılın karşısında aldığımız yer Ziraat Donatı'ndan, değil mi? Buyur. Ne yaptılar? Hiç. 5 yılda gerçekten enteresan ya. Enteresan. Bak size bir şey söyleyeyim. Ulu Cami'nin batısında bulunan kaleye taraf yeri ben kamulaştırdım. Oraya özür dilerim. Bir abdesthane yapacaklardı camiye, onu da yapamadılar. 15 yıldır ya Ulu Cami gibi yer gidiyorsun. Harabe ya. Ya kamulaştırmış bu kardeşiniz bakın. Ya alın bir bakın Allah rızası için. Ya şurada ne var, bu belediyenin mülkü ne? Nerede, bunlara ne hizmet yapabiliriz? Böyle bir şey. Peki, resim azıyorlar 3 sene sonra, 3 gün sonra iptal. Bazı projeleri yapacak diye söylendi mesela. İşte eski otogar yerine bir kültür sitesi. Boş. İşte hükümet meydanı. Hamasat. Başka. Bakın ben billboardlarda belediye başkanlığı binasının resmini gördüm. Yüreğim cız etti. Bu ne ya dedim. Yani bir çocuk, ilkokulu bitirmemiş bir çocuk bile o projeye yazıp ya fotoğraflayıp tasarlayıp da billboardlara asmaz ya. Dedim bu ne ya, bu tiyatro mu oynuyor bu Adıyaman? Ne oldu? Haftalarca o resim, belediyenin yeni başkanlık binası resmi billboardlarda kalmadı mı? Hani? Kültür merkezi diye bir proje fotoğraflarda kalmadı mı? Şimdi yana asmışlar, öyle mi? Aynı fotoğrafı geçen seçim, Ömer Bey başkanı. Evet. Öbür seçim asılan resim, bu seçim tekrar vaat olarak asıldı. Ya Adıyamanlı kardeşlerim hakikaten ya insan. Bakın öbür seçim kültür sitesi diye asılan resim yine billboardlarda asılı. Arkadaşlar bakın bunlar sizi ne yapıyor biliyor musunuz? Ya böyle şey olmaz kardeşim.
Bir belediye başkanlığı binası hatırlayın. Billboardlarda. Hani o kırmızı çizmeli vatandaşın kayyum dediği danışman gelmişti. İşte onun uçuk fikirleriydi. Bunlar Adıyaman belediye binasını, düğün salonunu, işte şimdiki konferans salonunu yıkacaklar. Oraya sadece başkanın oturacağı bir oda yapacaklar. Arkadaşlar buna kargalar gürer ya. Bunu bir de billboardlarda da süsleye püsleye vatandaşa anlatır. Olmaz arkadaşlar. Akılcı değil, sürdürülebilir değil. Olmaz. Olmayacak duaya da biz de amin demedik. Yani o gelen kişi kayyum muydu? Ben ne olduğunu bilmiyorum ama acayip bir şey oldu Adıyaman. Herkes kayyum diyordu. Ben kayyum muydu, değil miydi, danışman mıydı, teknik adam mıydı bilmiyorum. Yani gerçekten adamı da hiç görmedim. Sadece gazetelerden, basın yayından fotoğrafını gördüm. Bir de billboardlara astığı uçuk projelerini gördüm. Başka da bir şeysini görmedim. Sayın Başkan, şimdi bir vatandaşımız Z yolunun bitiminde, yani o Çamlıca Talabeyli'nin üst dönümünde bazı evler varmış. Hı-hı. Şimdi oraya ambulans bile gidemiyormuş. Hı-hı. Bu konuda bir çalışma olur mu diye sormuşlar. Yani hatta örnek vermişler, birçok hastamızı sırtımızda taşıyoruz. Yani bunlar kılcal sorular Ömer Bey kardeşim. Kılcal sorular, yani çok uç sorular. Oranın imarı nedir? Ormanda mı, bizde mi? Yol var mı, yok mu? Kadastral yol var mı? Bunların hepsini incelemek lazım. Yani mıntıka tarif ederek bir proje üzerinde konuşmak bizim harcımız değil. Yani onun bir krokisinin önümüze gelmesi lazım. Bu yol mu, tapusu ne, vatandaşın mı, devletin mi? Veya bir vatandaşın da başka bir vatandaş mı üstüne ev yapmış? Bunların hepsini İncelenmesi yani hali hazırını göreceksin, imarını göreceksin, ona göre bir karar vereceğiz. Yoksa öyle kafadan şurada şu var, gidemiyoruz, gelemiyoruz, öyle bir şey bilmiyorum. Yani cevap veremem. Yani bunu arkadaşımız yanlış anlamasın. Yani bir çözülecek bir sorunsa çözeriz. Ama önce bir krokisini görmem lazım. Hali hazırını görmem lazım. Sayın Kırmızı, şimdi yoğun sorular var. Tabii soruları ben tek tek bakıyorum. Bir izleyicimiz de şunu soruyor. Diyor ki, diyelim ki işte belediyelerde oluyor ya, işte maaşı alıyor ama işe gitmiyor. Böyle bir şey tespit ettiniz. Ya bundan üzerine gidecek misiniz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bankamatik memuru istemiyorum. Asla. Belediyede çalışan işçilere ve memur kardeşlerime şunu ifade edeyim ki. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Zaten birçoğunuzla gerçekten kardeş gibiyiz. Yani bu bugün değil. Hatta belediye başkanlığı olmamla, sizin memur olmanızla da ilgili. Daha önceki dönemlere ait bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Bunu da siz biliyorsunuz. Görevini yapan, işinin ehli kişilerle biz çalışmadan zevk duyarız. Ama var mı yok mu bilmiyorum. Bilmediğim konuda da iddiada bulunamam. Eğer bankamatik memuru varsa biz göreve başladıktan itibaren aslanlar gibi görevine gelir. Gelirse bir sorun yok. Ama yine bankamatik memurluğuna devam etmek isterse bizim kitabımızda öyle bir şey yok. Şimdi başka da ben ne diyeyim, buyurun. Adıyaman'a meydan kazandırılması çok çok önemli. Bu konuda bir projeniz var mı? Var. Adıyaman hükümet binasını yıkıyoruz arkadaşlar. Adıyaman hükümet binasını yıkıyoruz, yerine 3 katlı yeraltı otoparkı yapıyoruz. Üstünde de büyük miting alanı ve konser alanı yapıyoruz. Bakın geçen Sayın Cumhurbaşkanı buraya teşrif etti. Başka parti liderlerimiz de gelseydi. Bu Sakarya Caddesi, emniyetin üstü, hani Karkar yolu diyoruz ya biz Adıyamanlılar. Miting yaptılar, ben hoşlanmadım. Niye? Yani karma karışık bir şey. Biz hükümet binasını yıkıyoruz, altını 3 kat otopark yapıyoruz, üstünü de miting ve konser alanı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, sorun yok. Evet Sayın Başkanım, şimdi bir projeniz vardı. Az önce ben tabii tek tek baktım, asfalt plant projeniz var. Plant, evet. Evet. Bu projeyi bizim yönetmenimiz ekrana taşısınız. Daha sonrasında Sayın Kırmızı ile bu projeyi konuşacağız. Asfalt plant projesi hazır mı Sayın Müdürüm? Siz değerli Adıyamanlı hemşehrilerimize 3. projemizi sunuyoruz. Mevki olarak Göksu Sayın'a düşündüğümüz saatte 140 ton asfalt üretebilecek kapasiteye sahip teknolojik asfalt planti kuracağız. 100 kişisi bu tesiste olmak üzere toplam 1000 kişilik istihdam sağlayacağız.
4 adet 26 metreküp soğuk besleyicisi, dolgu silosu, bitümlü köpük üreticisi, dolgu tartısı ve yakıt deposu bulunan bu tesis, ilçe ve köy yollarımızın ihtiyacını da karşılayacaktır. Tesiste aynı zamanda renkli ve sessiz asfalt üretimi yapılabilecektir. Sokaklarımızın asfaltlanması için kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Adıyaman Belediyesi'nin asfalt ihtiyacı bu tesisten karşılanarak belediyemize yeni bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız. Elde edilen gelir şehrimizin gelişmesi ve istihdamı için kullanılacaktır. Abdülkadir Kırmızı, İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı. Evet, Sayın Kırmızı, bu projenin detaylarını anlatır mısınız? Şimdi projemiz net, büyük bir teknolojik asfalt planti. Kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz ve biz burada hem bir istihdam yaratacağız hem de şuna verdi asfalt ihalesini, buna verdiğinden ziyade biz kendimiz ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin de sıcak beton asfaltını yapacağız ve buradan da belediyeye bir gelir sağlayacağız. Yani adeta kendimiz de ilçelerimizi hem onlar kolay asfalta, ucuz asfalta kavuşacak hem de biz istihdam yaratsak dahi, yani ilçelerimizden maliyetine iş yapsak dahi, işçilerimizin maliyetini bile oraya koysak, 100 tane Adıyamanlı çocuğa iş olmuş olmanın mutluluğu da bize yeter zaten. Proje bölgede eşi ve benzeri olmayan bir proje olacaktır. Bakın, bu proje Avrupa imalatı, Alman, İsveç ihale, benim gönlümdekini söyleyeyim. Ve ne olacak? Teknolojik bir asfalt planti, sessiz ve renkli asfalt üretebileceğiz. Kooperatif isteyen vatandaşlarımız var. Yani o sistemi istiyorlar. Sayın Kırmızı bunu kabul eder mi diye sormuşlar. Ne kooperatif? Kooperatiflik sistemi. Yani evlerde. Zaten serbest o isteyen kooperatif şeklinde ev yapabilir. Bu konuda sorun yok. Ama yani bunların modası geçti. Kooperatif şeklinde yapılanlar kıtaya uğradı. Uzun süreler aldı, sıkıntı oldu. Şimdi vatandaş daha iyi yapsat modeli geldi. Bence de tavsiyem yapsat. Yani gitsin evini görsün, alsın banka kredileriyle zaten. Ya yani şu anki sistemde bu konuda bir sorun yok değil mi? Yok, yani isteyen yapabilir. Hiçbir sorun yok. Biz o belediye olarak o işlere karışmayız. İsteyen kooperatif yapar, isteyen yapsat yapar, isteyen ortak yapar. Yani o bizim mevzuatta bir sıkıntı yok. Yok, yani hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Şimdi yeni mahallede yarım kalan parklar varmış. Bu parklar bir türlü bitirilmiyormuş. Sayın Kırmızı göreve geldiğinde hızlı bu şekilde bu parkları bitirirler mi diye sormuşlar. Yeni mahalle tabii Adıyaman'ın şu an en büyük mahallesi, en büyük hizmeti hak eden bir mahallesi. Ve gelişim sağlayan bir mahalle. Mesela Ulu Cami'de, efendim Ali Taş'ında, bilmem Sıratut'ta gelişim bitmiş. Ama yeni mahalle ucu açık bir şekilde devam ediyor. O mahallelerin tabii ki hem nüfus yoğunluğu fazla, hem alanı fazla. Tabii ki buraya da daha fazla hizmet gidecek, doğru. Bütün parklarını gıcır gıcır yapacağız, hiç müsterih olsunlar. Senetli toplar konusunu az önce açıklama yaptınız ama demek ki vatandaş yeni televizyon açmış, bu konuda bir çözüm bekliyor. Muhtar, senetli yerlerin Allah'ın izniyle sorununu çözeceğiz, bu konuda müsterih olsunlar. Bir de bir soru gelmiş. Şöyle bakıyorum. Esnaflardan gelmiş. Bir grup esnaf şunu bizi izliyormuş ve şunu sormuş. Sayın Kırmızı göreve geldikten sonra AK Parti'ye geçer mi?
Değerli kardeşlerim, ben şöyle ifade edeyim. Şimdi benim bu aday olmam sürecinde, adaylık sürecinde, yani seçim kampanyamız döneminde bazı insanlar televizyonlara bazı şeyler, haberler yaptırdılar. Bakın bir, daha düne kadar bazı televizyon kanalları yok Adıyaman'da İYİ Parti şu partiyi destekliyor diye yayın yaptılar. Yok kırmızı çekilmiş diye. Bakın değerli kardeşlerim, insan biraz mert olmalı, biraz delikanlı olmalı, biraz yiğit olmalı, doğru sözlü olmalı. Siz biliyorsunuz ki Abdülkadir Kırmızı her akşam seçim irtibat bürosunda vatandaşlarıyla buluşuyor, konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Benim herkes biliyor. Her akşam duymuyorsanız havai fişekler atıldığını duymuyor musunuz? Meşalelerin yakıldığını duymuyor musunuz? Binlerce insanın orada biriktiğini, heyecanlandığını, coştuğunu duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Niye bu haberleri yaptırıyorsunuz? Bunlar nafile. Şimdi bazı insanlar benimle ilgili çok değişik iddialarda bulundular. Bakın bu Abdülkadir Kırmızı Adıyaman merkezinde doğmuş ve bu yaşına kadar hiçbir yere gitmemiş. İlkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi sadece burada okumamışım. Ve sadece 6 yıl yurt dışında, il dışında öğretmenlik yapmışım. Diğer hayatımın hepsi burada geçmiş. Ve beni herkes tanır. İnancım ne, fikrim ne, zikrim ne, herkes bilir. Ben kendimi yeniden burada izah etmenin kaydında değilim. Ama şunu bilin ki, Abdülkadir Kırmızı verdiği sözde durur. Verdiği sözü tutar. Ben, evet, AK Parti'den aday oldum. Kumpas kurdular. Bunu 50 defa da anlattım. Sonra Saadet Partisi'nden aday olmak istedim. Kumpas devam etti. Ve yine AK Parti içindeki kumpasın bir ayağı Saadet Partisi'nin içine de gitti. Ve yine AK Parti Genel Merkezi tarafından Saadet Partisi'nde adaylığım engellendi. Bunun ötesinde her dakika bu kazanırsa şuraya geçer, buraya geçer. Abdülkadir Kırmızı kendisine emanet edilen oylara asla yanlışlık yapmaz. Bunu böyle bilmenizi isterim. Asla beni o makama oturtanlara karşı bir yanlışlık yapmam. Benim bütün derdim Adıyaman'a hizmettir. Bu iddiaların tümünü kabul etti, hiçbirini kabul etmiyorum, reddediyorum. Ben bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Hani Nasrettin Hoca'nın meselesine benzermiş. Arkadaşlar, acaba 3 oyu AK Partililerden buna engeller miyiz? Yok geçer dersem CHP'li kardeşlerimizin 3 oyunu engeller miyiz gibi çok basit hesaplar peşinde koşmayın. Ben AK Partilileri de seviyorum, oylarını bekliyorum. Orada benim arkadaşlarım var, bedenler orada, ruhları, gönülleri benim yanımda. Bunu açıkça ifade ediyorum, bu akşam da söylüyorum. Ben CHP'lilerle kardeş gibiyim, onların oyunu bekliyorum. Ve alacağız da onlarla da kucak kucağıyız, kardeşiz ya. MHP'li insanlar da. Sonuçta arkadaşlar HDP'li bazı kardeşlerimiz de bize oy verebilir. Büyük birlikli kardeşlerimizi de kucaklıyorum. Alperenleri gözlerinden öpüyorum. Onların da elbette desteğini bekliyorum. Şimdi ben hasbel kader İYİ Parti'den aday oldum. Ve bunu yine söylüyorum. Ben Meral Hanım'a gittim. Sayın Genel Başkan'a dedim. Sayın Genel Başkan bana dedi ki sen milli görüşçüymüşsün. Evet dedim. Dedi ki gömleğini çıkardın mı? Dedim hayır. Dedi ki aman gömlek çıkarma. Bizim bu partiyeydi. Solcu gömleğini çıkarmadan gelebilir. Ülkücü gömleğini çıkarmadan gelir. Milli görüşçü gömleğini çıkarmadan gelir. Sadece İYİ Parti'nin ceketini giyersiniz dedi. Biz de İYİ Parti'nin ceketini giydik, yola revan olduk. Şimdi her zaman böyle soruları sorarak bizi sanki zor duruma sokma gibi bir şeye uyanıklığa girmesin kimse. Bizim ne olduğumuz, ne yapabileceğimizi herkes bilir. Verdiğimiz sözü de tutacağımızı bilir.
Bizim memleket sevdamız var. Bütün Adıyaman'ın belediye başkanı olacağız. AK Parti'nin de, CHP'nin de, MHP'nin de, BDP'nin de, HDP'nin de, Demokrat Parti'nin de, İYİ Parti'nin de, Saadet Partili kardeşlerimiz. Belediye hizmetini hepsine sunacağız. Hepsini kardeş bilip bağrımıza basacağız. Hepsinin de belediye gelirse önünden kalkıp hürmet edeceğiz. Önümüzü ilikleyeceğiz. Bizden küçüğün de, büyüğün de. Bizden okumuşunun da, okumamışının da. Muhterem kardeşim. Bunlar basit, bunlar bayatlayan sorular. Şimdi ben diyorum ki, ben bir yola çıkmışım. Bu yola çıktığım insanlarla sonuna kadar giderim. Sayın Başkanım, yönetimini uyardı ama son birkaç soru olacak. Kısa kısa cevapları alayım ve sonra birkaç projeniz vardı. Onları ekranlara vereceğiz. Eyvallah. Altışehir Mahallesi'nde hastane yokmuş. Vatandaş acaba bu konuda Sayın Kırmızı girişimde bulunur mu diye sürmüşler. Yani ilgilerle görüşmek anlamında. Altınşehir'e mahsus demeyeyim. Ben ambulansların şehir içinden bağırarak 400 yataklı hastaneye gidişlerini içime sindiremiyorum. Yazık, onlar hasta taşıyor. Her durakta dur, biz doğru dürüst yol vermeyi de tam öğrenemedik. Bir de yazık, günah değil mi? Yol verse dahi hemşehrilerimiz, yani duyarlı hemşehrilerimiz var. Allah razı olsun, bu işe biraz alıştık. Ama şehrin batısında da ciddi bir devlet hastanesinin kurulmasını cani gönülden arzuluyorum. Belediye başkanı olursam bunu da gerçekleştireceğim. Burası üniversite hastanesi. Ben de bir devlet hastanesinin Adıyaman'ın batı kısmında acil servisi, özellikle altını çiziyorum. Acil servisi geniş olan bir devlet hastanesinin şehrinin batısına. Bu Altınşehir de olabilir. Şimdi gerçi Eğirçay'ın öbür tarafını hepsini Altınşehir olarak algılıyoruz ama o mahalleyi de ikiye bölmek lazım diye düşünüyorum ben belediye başkanı olursam. Altın ayrı mahalle, üstün ayrı mahalle yapmak. Ama orada olur, orada olur. Şehrin batı kısmına bir tane hastane yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Küçük Pirin ve Büyük Pirin'den de sorunlar gelmiş. İmar sorunları varmış. Bu konuda az önce bir açıklamanız oldu ama belki yeni izliyorlardır bizleri. Bu bir, yani bir çalışma, projeniz olacak mı? Pirin'de bulunan gayrimenkulleri hazine arazileriyle değişeceğiz. Küçük Pirin'in o sit alanlarının ne derece etkisinde onu incelemem lazım. Bir de Cumhuriyet Mahallesi'nden yoğun bir soru var. Bazı kayıp arsalar varmış. Yani belediye vatandaş i̇şte aynı şey, veriyor. Aynı şey. İşte, yani belediye bunu çözemez mi diye sormuşlar. Çözer. Çözdük, çözeceğiz. Sorun yok. Sayın arkadaşlar, bu muhtar senetli evlere sahip olanlar sorunlarınızı çözeceğiz. Sorun yok inşallah. Sayın Kırmızı, at çöp projeniz vardı. Onu ekranlara taşıyalım. Sayın yönetmenim, at çöp projesini ekrana taşıyalım. Daha sonrasında Sayın Kırmızı'da birkaç cümle edip programı sonlandıracağız. Sevgili Adıyamanlılar, mahallenizde veya sokağınızda çöpler toplanmadığı zaman At Çöp mobil uygulamasını indirerek TC kimlik numaranızla kayıt olabileceksiniz. Sokak numarası belirterek çöp toplanmadığı ihbarı butonuna dokunduğunuz zaman belediye yetkililerine anında bildirim gelecek ve çöp kamyonu belirli bir rotada çöp toplamaya çıkacaktır. Çöp kamyonu bir mahalleye veya sokağa girdiğinde o mahallede At Çöp uygulaması kullanan kişilerin telefonuna bildirim gelecektir. Bildirimle çöp kamyonunun mahalleye giriş yaptığı ve çöplerin toplanacağı bildirilecektir. Aynı uygulamayla belediye başkanına mesaj gönderilebilecektir. Ayrıca Adıyaman Belediyesi'ne ait WhatsApp ve BIP hatları kurulacak. Bu uygulamalar üzerinden belediyemizde online iletişim kurulabilecektir. Artık bir şey söylemek veya istemek için belediyeye gelmenize gerek kalmayacaktır. Adıyaman Belediyesi'ni anında ulaşılabilen ve çözüm üreten bir belediyeye dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız. Adıyaman'ı akıllı şehir yapmak için attığımız ilk adım olacaktır. İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kırmızı. Sayın Kırmızı, projenin detaylarını anlatır mısınız? Şimdi bazen yolda gittiğiniz zaman bir çöp konteynerinde çöplerin biriktiğini,
hatta yerlerde biriktiğini, bunun da çevreye zarar verdiğini görürsünüz. Bu pozisyonda biz Adıyaman Belediyesi Atçöp mobil uygulamasını gerçekleştiriyoruz ve siz gördüğünüz çöpü anında cep telefonunuzdaki mobil uygulamadan belediyeye bildiriyorsunuz ve belediye gelip o çöpü alıyor. Çöpü almaya gelirken de çöp arabası mahalleye girince bu sistemi kullanan bütün cep telefonlarına sinyal gönderiliyor. Yani çöp arabası mahallenizdedir, çöpünüz varsa çıkarabilirsiniz diye. At çöpü 2, belediye başkanına diğer direkt mesaj yazabiliyorsunuz. Yani at çöp uygulamasından belediyeye mesela başkana kavuşamıyorsunuz. Veya geldiğiniz başkan yok. Veya işiniz var belediyeye gidemiyorsunuz ama başkanla görüşmeniz gerekiyor. Bu pozisyonda yine bu at çöp uygulamasından belediye başkanına istediğiniz istek ve taleplerinizi, dilekçelerinizi bildirebiliyorsunuz. Birkaç muhtar da mesaj göndermiş. Şunu söylemiş. Biz bu 5 yıllık süre içerisinde çoğu zaman belediye başkanı ulaşamadık. Sayın Kırmızı göreve geldiğinde belediye içerisinde veya işte mahalle toplantıları içerisinde muhtarlarla koordineli çalışacak mı diye sormuşlar. Bak, bu bizim son programımız. Bir, biz 3 ayda bir, pardon şöyle söyleyeyim, her belediye meclisi toplantımıza muhtarlarımızı davet edeceğiz. Bir de esnaf odalarımızın heyetlerini davet edeceğiz. Ve belediye meclisini yeni bina yapılana kadar belediye konferans salonunda yapacağız. Onlara da yer ayıracağız. Niye biliyor musunuz? Gelsin izlesinler. Herkes katılsın belediye meclisine ve belediye meclisi çalışmalarını izlesinler, denetlesinler. Ne konuşuluyor, kimler ne teklif veriyor, kimler hangi önergeler veriyor, kimler hangi önergelere karşı çıkıyor. Bir, buradan 33 mahalle muhtarımı saygıyla selamlarken diyorum ki, 33'ünüzde belediye meclisi toplantılarını takip edeceksiniz. Tabii ihtiyaridir, gelebilirsiniz. Bir de Esnaf Odaları Birliği başkanlarımıza, yani esnaf odaları başkanlarımıza ve birlik başkanına diyorum. Siz de buna sanayi odası, ziraat odası, efendime söyleyeyim, dahildir. Bunlar da bizim belediye meclisinin çalışmalarına katılabilecekler ama oy kullanamayacaklar. Gözlemci olarak, bir denetlemeci olarak gelip katılacaklar ve kullanamayacaklar. İki, buradan yine bir şey söylüyorum. Bakın, her türlü harcamalarımızı, Ömer Bey, bu önemli bir şey, her türlü harcamalarımızı internet sitesinden vatandaşların takibine ve denetimine sunacağız. Gider gelir tablosu. Ne geldi, nereden, ne kadar belediyeye para girdi, belediyeye nerede, belediyenin parası nereye gitti, ne kadar gitti, niçin gitti, kime gitti? Bunun hepsini internet sitesinden düğmeye bastığınız zaman öğrenebileceksiniz. Şeffaf belediyecilik de budur. Son programda bunu arz ediyorum. Arzca. 3 ayda bir. Bakın 3 ayda bir hesap günü, hesap verme günü şeklinde bir halka açık program yapacağız. Herkes oraya gelecek. Belediye yetkilileri, birim başkan müdürlerimiz de orada olacak. Ve herkes hesap soracak. Toplantımızın adı da hesap günü. 3 ayda bir kendi memleketimizin insanına hesap vereceğiz. Tekrar söylüyorum, bütün harcamalarımızı, gelir ve giderimizi internete vereceğiz ve takip etme imkanı, denetleme imkanı bulacaksınız. 3 ayda bir de canlı olarak belediye başkanı ve bütün birimlerin hazır olduğu bir ortamda, bir platformda vatandaşa açık, herkese açık hesap günü programları düzenleyeceğiz. Ve siz geleceksiniz orada bize, belediye yetkililerine hesap soracaksınız. Biz de size hesap vereceğiz. Yani hesap günümüz böyle olacak. Sayın Başkanım, süremizi açtık ama birkaç soru var. Ben bu soruları sorayım ve daha sonrasında bitireceğiz. Yönetmenim de uyarıyor şu anda karşımda beni. Efendim, işsizlik konusunda kısa bir cevap alabilirsem. 1000 tane işsizi inşallah iş sahibi yapacağız. Başıboş sokak köpekleri varmış. Bu sorun çözülmüş.
O zaten benim bakım. Sokak hayvanları için barınak yapacağız. Kesin ve sokak hayvanlarını alacağız. En güzel şekilde onları koruyacağız, yaşatacağız. Sokak hayvanları bize teslim edilmiş bir emanettir. Allah'ın bir emanetidir. Onlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Barınaklarını güzel bir şekilde ayarlayacağız. Sayın Başkan, bir de bu dönemde belediye başkan yardımcılarının danışmanları varmış. Yani göreve geldiğinizde böyle bir şey tasvip ediyor musunuz? Ne sormuşlar? Yani şu anki mevcut belediyenin belediye başkanlarının bir danışmanları varmış. Vatandaş diyelim ki belediye başkan yardımcısına gidemediği zaman danışmana gidiyormuş. Yani bu doğru mu size diye sormuşlar efendim. Ben belediye başkanının da dahi yani danışmanlık kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi üstadım, danışman ayrı bir olaydır. Danışmana belediye başkanları danışır, istişare eder. Vatandaş gidip onlarla muhatap olmaz ki. Vatandaş seçtiği adamı görmek ister. Belediye meclis üyesini, encümeni, müdürü, yani danışman. Daha ben olsam vatandaşı danışmanımla muhatap etmem. Yani ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir iki konu daha var. Bir kurban kesim alanı yok Adıyaman'da. Değerli kardeşlerim, kurban kesim alanları oluşturacağız. Her kurban bayramı sıkıntıya giriyorsunuz biliyorum. Ücretsiz kurban kesilen yerler yapacağız. Hizmetinize sunacağız. Teknik donanımını veterineriyle beraber size hizmet edecek, gerektiğinde kasaplar da olacak. Size böyle bir hizmeti sunacağız, bir. Diğer bir şey, Allah nasip ederse amatör spor kulüplerimizi unutmayalım. Amatör spor kulüpleri bizim için çok önemlidir. Bu seçim kampanyası süresince de bize destek veren taraftar gruplarına, özellikle Şehriyaman grubuna, Cendere grubuna çok çok teşekkür ederim. Adıyaman Spor Taraftarlar Derneği'ne teşekkür ederim. Adıyaman Spor'un futbolcularına teşekkür ederim. Hüseyin Koç, Adıyaman Spor Kulübümüzün başkanına teşekkür ederim. Onlara da elimizden geleni yapacağız. Adıyaman Spor da bizim tabii ki tek varlığımız sporda. Değerli kardeşlerim, Adıyaman Spor'u Süper Lig'e çıkarmak için sonuna kadar gayretimizi sarf edeceğiz. Önümüzdeki yılın sonunda sizi ikinci lige çıkaracağız. Bundan da müşteri olun. Bugün ben Adıyaman Spor Kulübümüzün başkanıyla da görüştüm. İnşallah sonuna kadar destek olacağımızı bilsinler. Altyapı için spor kompleksi şart. Sadece Adıyaman futbolu da düşünmüyoruz. Voleybol, basketbol, handbol, arkadaşlar uzak doğu sporları, kickboks, karate, judo, vücut geliştirme konusunda da Adıyaman Belediyesi olarak üzerimize düşeni inşallah yapacağız. Yine WhatsApp ve BIP hattı kuracaktık. Belediyeye dilek çevirmek isteyen arkadaşlarımız artık belediyeye yorulmayacak. WhatsApp ve BIP hattından dilekçelerini gönderecekler. Belediye de onlara WhatsApp üzerinden cevabını bildirecek. Bu konuda da gençlere okuma salonları yapacağız inşallah, Allah nasip ederse. Gençlerimiz müsterih olun. Evde okuma sıkıntısı, ders çalışma sıkıntısı çektiğinizi biliyorum. Küçük kardeşleriniz ve anneniz sizi o konuda işe koşuyor, sizi rahatsız ediyorlar. İnşallah size rahat rahat ders çalışabileceğiniz okuma salonları inşallah hediye edeceğiz. Kadınlarımız bizim bu seçim kampanyasındaki göz bebeklerimiz. Onları yürekten kutlarken onlar adına Adıyaman'daki bütün kadınlara gün evleri yapacağız. Bu gün evlerinde inşallah mutlu, eğlenceli bir şekilde zaman geçireceksiniz. Ayrıca yine kadınlara mahsus tatile gidemeyen kızlarımız, kadınlarımızın hoşça vakit geçirmeleri için kapalı yüzme havuzu yapacağız. Sadece kadınlara mahsus çay bahçeleri oluşturacağız. Hani gariban, fakir ailelerin çocukları tatile gidemiyor, kadınları tatile gidemiyor. O konuda da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Parası olmayan tatile çıkamaz, düzemez diye bir kaide yok. Allah'ın izniyle biz o kaideyi de yeni bir şekilde, yani tatile gitmeden de burada yüzme imkanı bulacak
kardeşlerimiz, yaşlılarımız ve emeklilerimiz. Emeklilerimize gerçekten ben saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Emekli evleri kuracağız ve Demokrasi Parkı başta olmak üzere çay, simit ve çorba ücretsiz olmak üzere emeklilerimize sunacağız. Emekli evlerimizi de inşallah şehrin uygun yerlerine yapacağız. Birincisi Demokrasi Parkı olmak üzere. Belediye hizmetleri dağınık, belediyeyi bir hizmet binasında toplayacağız. Ve muhtemelen düşündüğümüz yer 82. yılın karşısındaki zirai donatımdan kamulaştırdığımız yer olacak. Ve o belediye, bugün mevcut belediyemizi de yıkıp yine altına otopark, üstüne de bir Hısnı Mansur Parkı. Onunla ilgili de bir projemiz var. Sunabilir misiniz bilmiyorum. Kapanışta yönetimimiz verecek. Yani biz ha, kapanışı yapacağız sadece. Kapanışı yaptıktan sonra verecek. Benim siz değerli kardeşlerime şu anda söyleyeceğim şeyler daha var mı? Tıbbi atıklar konusunda bir projeniz var mı başkanım? Tıbbi atıklar Antep'e gidiyormuş. İzleyicilerimiz soruyor da. Hani hastaneden toplanan tıbbi atıklar gidiyormuş. Bir para ödeniyormuş. Yani bu konuda Adıyaman'da bir çözüm olamaz mı? Ben o konuyu da doğrusu inceletmedim. İncelettiğim zaman inşallah şey derim. Sinyalizasyonları akıllı yapacağız, sensörlü yapacağız. Kırmızı ışık da araba beklerken, yeşil ışıkta eğer araba yoksa sensör otomatik algılayacak ve hemen araç olan şeride yol verecek. Yani bunun da adı inşallah akıllı sinyalizasyon sistemini Adıyaman'da biz kuracağız. Sayın Başkanım, süremizi bayağı açtık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sonraki sözlerinizi alayım ben. Son sözüm şu. Adıyamanlı hemşehrilerim, kardeşlerim. Bu son programımız. Yarından sonra seçim var. Yarın bu vakitler propaganda yasağı var. Onun için size kavuşma imkanımız olmayacak. Bu son programımız. Son sözlerim şu. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Daha 10 yıl belediye başkanlığınızı yaptım. Yaptıklarımı da biliyorsunuz, defalarca da anlattım. Yeni neler vaat ediyoruz, size onu da biliyorsunuz. Ben şunu ifade etmek isterim ki, bu konuda bizim iş bitirmemiz var. Hani devlet ihale yaparken der ki, iş bitirmen var mı kardeşim? İş bitirmesi olmayanı ihaleye almaz devlet. Ben diyorum ki belediyecilik konusunda iş bitirmemiz var. Bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz, deneyimimiz, donanımımız, ufkumuz var. Biz bu işi diğer arkadaşlarımızdan daha iyi yapacağımıza inanıyoruz. Hazırız ve hazırlıklıyız. Projelerimizle hazırlıklıyız. İlk defa Adıyaman'da bir mahalli seçimler kampanyası projelerle geçti. Bu da bu fakir kardeşinizin sayesindedir. Diğer aday arkadaşlarımız da projelere sarıldı. Hatta gelen parti liderlerimiz bile projelere sarıldı. Bu kardeşinizin şu Adıyaman'a bir hediyesi olarak kabul edilsin. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Belediye başkanlığının partiyle, purtuyla bir alakası yoktur. Belediye başkanlığı bir hizmet kurumudur. Bu kardeşiniz olursa neler yapabilir? Başkaları olursa neler yapabilir? İlle benim partim diyerek ısrar edip 5 yıl Adıyaman'ı yine hizmetten mahrum bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Ben diyorum ki gerçekten vicdan sahibi olan her partiliye, AK Partiliye, CHP'liye, MHP'liye, HDP'liye, Büyük Birlikçiye, Saadet Partiliye, sevgili kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyun. Particiliği şöyle bir kenara bırakalım. Bu memleket hepimiz. Adıyaman'da hepimiz yaşıyoruz. Bu memlekete bir şey yapılırsa hepimize yapılıyor. Ve bu kent yaşanabilir bir kent değil. Bu Adıyaman'ı yaşanabilir bir kent haline getirmek de hepimizin boynunun borcudur. Ve size diyorum ki elinizi şu vicdanınıza koyun. Sorun vicdanınıza. Hangi aday belediye başkanı olursa bu memlekete daha faydalı olur. Daha fazla hizmet yapar, daha büyük eser bırakır, daha güzel projeleri yaşama sunar.
eğer vicdanınız ne diyorsa, bakın vicdanınıza sorun. Vicdanınız kimin bu işleri daha iyi yapabileceği konusunda size ne cevap veriyorsa, işte o vicdanınızın sesine uyun ve oyunuzu verin. Bu 5 yılda bir önünüze gelen bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsanız, her şey belli oldu, her şey ortaya çıktı. Hangi partiler final yapıyor biliyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemez. Bizimle bir parti final oynayacak pazar günü. Siz kendi particiliğinizi ön plana çıkararak lütfen Adıyaman'ın kaderiyle oynamayın. Yazık olur, günah olur. Bu Adıyaman'a bir 5 yıl daha, inanın ben de üzülürüm, siz de üzülürsünüz. Diyorum ki vicdanınızın sesine kulak verdikten sonra kararınızı verin ve kim daha iyi yapacaksa, kim bu memlekete daha iyi hizmet edecekse verin oyunuzu, hiç korkmayın. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu seçimlerin hepimiz için, memleketimiz için, partilerimiz için, adaylarımız için, her şeyden önemlisi sizin için, Adıyaman halkı için hayırlısı neyse o olsun diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkan, bayağı bir soru vardı ama süremiz doldurdu. Ben çok teşekkür ederim bütün sorulara. Cevap verdiniz. Eyvallah. Derdiniz böylelikle seçime doğru sonuna geldik. Efendim şu 2 saati aştık süremizi biliyorum ve böylelikle seçim doğru programı sona erdi. Mutlu günler diyorum. Adıyaman'ımızın en önemli sıkıntılarından biri de otopark sorunudur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Atatürk Bulvarı 82. Yıl Devlet Hastanesi karşısında bulunan 692 ada 6 parselde yeni bir belediye hizmet binası yaparak mevcut hizmet